Ne yapacaksın ya o arkadaşlarımla tanışıp? Oyuncular, yapımcılar, hiç resim satamamış ressamlar, hiçbir senaryosu çekilmemiş senaristler, tam olarak ne iş yaptığını bilmediğim enstalasyon sanatçıları. Tamam işte. Ben de şarkısı olmayan şarkıcıyım. Çok da iyi anlaşırız. Çağatay abi çok doğru konuşuyor. Sesinin davul diliği de eklenince ben etkileniyorum, seni bilmiyorum anam. Çağatay, ben senin çıktığın kız değil miyim? Çıkmak? Nereye? Hah, bravo. Nereye? Çıkmıyoruz ki. Hep evdeyiz. Ben senin çıktığın kız değil, olduğun yerde durduğun kızım. İnsan içine çıkarmıyorsun beni anam ya. Hiç eş dost yok. Ben dost değil miyim ya? Selam dünyalı, ben dostum. Of, pekala. Bu akşam birilerini çağırırım eve. Dostlarla, Romalılarla, yurttaşlarla tanışırsın. Ben Romalı peşinde değilim ya. Türklerle tanıştır yeter. Ah, fiziksel acı çekiyorum yahu. Beçata koştu. Çıkar. Senin cahilliğinden adamın burasına geldi, sahneyi terk etti ya. Adam Romalılar derken yabancı turist mi diyor? Ne diyor? Romalı Türk mü var? Romalı periyan ne? Ama. Of, bu genel kültürsüzlükle Çağatay abim nasıl senin multikültürel ortamlardan yanında taşısın kız? Ya ne yapacağız? Kalk kalk. Anam, ben onu okuyuncaya yaşlanırım. Adam beni hiç istemez. Okumayacaksın kızım. Kafana koyup yürüyeceksin. Sebep? Bilmiyorum ki. Köylü kızlarının sosyeteye girdiği bütün filmlerde böyle kafaya kitap koyup yürüme oluyor. Vardır bir bildikleri. Lan ben köylü müyüm? Doğma büyüme eski İstanbulluyum. Aa! Tabii. Baba tarafı benim 4 kuşaktan Hacı Hüsrevli. Ya kalmamış tiyatro, ölmüş kardeşim, öyle bir şey yok ya. Ölmüş. Tiyatro ölür mü Tanrı aşkına Tufan? Ölürse de katili senin gibiler sevgilim. Ya Demir. Hayatım, millet 3 boyutlu film seyrediyor evinde. Tiyatro pahalı ve arkaik bir sanat. Canım 2 buz koysun. Ama başka medyumları da kullanarak alternatif biçimler gelişiyor gösteri sanatlarında hocam. Tabii, o da var. Video art gibi. Video art, popüler gösteri sanatı olduğu gün ben Taksim Meydanı'nda anlayacağım. Bana hatırlatın. Ya bırakın güldürmeyin beni Allah. Değil mi? Sokağın ruhu tiyatroya yansıyor aziz dostum. In your face nereden çıktı sence Tufan? Nerede? Ya biri uydurdu, oradan çıktı. Ha, oradan. Pardon. In your face Anglo-Sakson tiyatrosu, İskandinav tiyatrosu. Bizim kültürümüze uygun olsa yap bir in your face, doldur stadı o zaman. Yiyor mu? Yeter. Bu popülizmi duymak istemiyorum. Kulaklarımın kesesim var. Nasılsınız daha inşallah? İyi, teşekkürler. Allah iyilik versin. Bizler de iyiyiz çok şükür. Canım, siz nasılsınız inşallah? Sağ ol, iyiyim. Allah daha iyi etsin. Hamdolsun bizler de iyiyiz işte. Böyle. İş güç. Hayat gailesi. İçinde. Akşamları hep evlerde. Ne yapacağız vallahi? Aman. Havada kararınca, değil mi? Böyle beyler işten gelince yemek telaşıdır, şeyidir. El ayak çekilince, dost ahbap eve gidince, sohbetler tükenince, bu akşam bir işkence. Biri beni bir noktada durdurur değil mi Çağatay? Bunun için dua ediyorum. Kısır var. Kısır yine anam.
Of, festival filmleri çekilmiyor abi. Festival filminde melodram, köprü trafiğinde geveze taksici gibi çekilmiyor aga. Ne kadar sıradan karelerdi değil mi hocam? Hayır abi, o tirat öyle mi söylenir hiç duyumsamadan? Bir imkansız aşk hikayesi daha seyredersem Taksim meydanında soyulup yangın var diye bağıracağım sevgilim. Siz hiç sinemadan anlamıyorsunuz ha? Pardon. Ben filmi o kadar çok beğendim ki. Çok da kral oynamışlar ha. Ağla ağla içim çıktı. Yazık onlara ya. Sevdilerse suç mu haram? İşte halk bu. Buyurun. Ajitasyon seviyor. Sonra kalkıp bizim diziye laf ediyorsunuz. Bence gerçek aşk ancak bu kadar güzel ve böyle ağlatıcı bir şekilde böyle etinden et koparırcasına ifade edilebilirdi. Oldu. Tamam, o zaman biz yandan yandan. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun yahu? Ne demek sinemadan anlamıyorsunuz? Nasıl bir laf bu? Bu ne cüret? Ama siz filmi anlamadınız ki gülüm. Bak, bazen karşılıklı çok seversin ama Kadir Efendi'ye karşı gelemezsin. İstediğin kadar... Of! Biraz az konuş sevgilim yahu. Biraz edit ederek konuş. Bir bak bakalım çevrende kimler var. O güzel kafanı bunlara yorma. Her konuda bir fikir beyan etme yahu. Sus ve dinle. Belki bir şey öğrenirsin. Yok. Ben öğreneceğim mi? Öğrendim hocam. Neymiş o? Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ben ne yapayım köşkü sarayı içinde salınan yar olmadıkça? Olmaz olsun cüzdanında milyonlar demiş. Ulu Tanrım yardım et. Ha bir de ne öğrendim? Taş yerinde ağırdır. Ve cacığa da koysan, turşu da yapsan, dizide de oynatsan hıyar hıyardır. Ne demek bu? Hiç. Ses sanatı yaptım. Teveccühü arifane. Ha bunu da nereden biliyorsun? Senin o evindeki ağır kitaplar var ya, ister oku ister kafanda taşı, çok amaçlı. Oradan. Ya? Seninkisi konservatuar ama benimkisi hayat okulu hocam. Bir zahmet eşyalarımı gönderirsin. O kediye de selam söyleme, sürekli pıflayıp duran ruh hastası bir kedi o. Hatta bence o kedi de değil. Sen kendine dikkat et. Ve Tülay Ünlü çık ha. Sanırsın peri padişahının kızı. Sen kimsin Çağatay'ı koştuğu sokak ortasında bırakıyorsun? İnşallah tez zamanda barışın anam. Sebebe de bak, filmi beğendin beğenmedin. Sanki Cannes Film Festivali jürisi de kanına dokanmış. Sen anlamıyorsun acık sus deyince. Ya benim de kendime göre fikirlerim, düşüncelerim var Zerin. Çok güzel. Şimdi onları sat sat ye gülüm. Çağatay abi siz ne at edeceksin acaba maddi olarak? Ne var bizim lokelde çalışırım yine. Altın bileziğim var benim. Sen de azıcık kafa olsa adama aldırırdın 3-5 bilezik, şimdi bozdururduk gerizekalı. Dımdızla kaldık ortada. Ekstraya çıkarım ya, ne var? Ekstraya. Çok güzel düşündün. Cumhurbaşkanlığı koşkündeki davetler, büyükelçilik baloları, vakıf kokteylleri hepsinden çok yoğun talep var sana. Artık birini seçeceğiz. Kim ne yapsın ki seni? Ancak son anda şarkıcısı hastalanan bir sünnet düğünü falan olacak da. Bakar mısın canım? Buyurun. Sizin bu lokelde çok nezih musiki oluyor. Bu değerli arkadaşım da Türkçe pop ve fantasi musiki üstadlarımızdan Tevfik Tülay Hanım. Merhaba canım. Düğün olur, parti olur, her türlü musiki ihtiyaçlarınız için bir telefon kadar yakınınızdayız. Tamam. Tevfik ne Zerin? Allah seni kahretmesin. Ne bileyim. Böyle musiki üstadı diye girince kanuni değilsin, udi değilsin, kemani değilsin, blok flüt bile üfleyemiyorsun. Bir tef çalıyorsun, öyle tef-i diye geldi aklıma.